Arkadaşlar günaydın. Oldularımı attım. Bugün kapalı bir hava var. Yer yer kapalı. Yağmur yağacak gibi de duruyor. En azından serin güzel bir hava var. Oldularımı attım. Birazdan da kahvaltı yapacağız. Bugüne de bu şekilde başladık arkadaşlar. İnşallah güzel balıklar da tutarız. Ne oldu? Gerisi gelmedi. Bak abi geldi. Duruyor. Gergin duruyor işte. Sallamıyor yani. Azıcık sal bakalım bir şey. Şey oldu. Fatih var mı sen? Kızmadık kendim var. Hiç orada yokmuş da. Yakın sen bazen öyle. Kaçtan atıyorsun? 5-10'dan atıyorum. Dur ya sen şey yap. Profesöre baksın. Ben şey yap. Sen kepçeciyim ya da. Yasin yok mu devam be? Devam gelmedi abi ya. Ama şey... Bizi yukarı çıkarttı bıraktı öyle. Tam yerine abi. Nasıl? Biri de tam yerine düşürdün. 3 metre ilerisinde. İnan var ya nokta taşı diye bineceğin yere düşürdü bu kadar. Aynen öyle. Abi abi iyi mi? Gerçekten. Gölgelik alanımızı genişletiyoruz. Sizi saldı aşağıya. Küçük bir şey geldi galiba. Ben ona bir bakayım. Aynalı mı yoksa? Küçük iğne mi? Evet yine küçük iğneye gelecek. En küçük iğne. Var mı mısır getireyim mi? Yok yok. Ucunda duruyor. Abi. Ne dedim? Öğle sıcağında sağlam yapıştıracak dedim değil mi? Yapıştırdı mı? Yapıştırdı. Ne? 150 gram. Vallahi iyi yapıştırmış. Sağlam yani. Senin küsbeden taktın mı ona? He? Senin küsbeden taktın mı? Yok küsbe duruyor hala erimemiş. Kuzalık küsbe. He? He ilk attınız. Mehmet abinin verdiği küsbe duruyor hala. Şükürme baksa bunu böyle daha ne? 4-5 saat dinlendirecek için daha güzel oluyor. Abi abi bunu günah yapacaktık. Dolaba koyacaktık ama öyle bir şansımız yok. Bu da özel soslu tavuk mu abi? Aynen abi. Bizde hep özel soslar var da herkes sır gibi saklıyor anasını satayım. Ne kattığını söylemiyor kimse. Yok abi söylemez. Gördün mü abi? Hı-hı. Bak. Bunlar. Zülfikar abi. Yani gerçekten var ya restan sunuyorsun bize abi. Narı var ekşisi yok abi. Neden kampçılık ve balıkçılık tüm püf noktaları burada arkadaşlar? Püf noktaları burada da kimse tarifini vermiyor. Bari içine ne kattın söyle de insanlar bilsin. Belki denemek isteyenler olur. Nar gibi kızarmış. Bu büyük ihtimalle lokum gibi olmuştur Zülfikar abi. Elinden sağlık abi. Sır. Şimdi mezara götürecek sanki. Ben öldükten sonra cenazeme gelenlere söyleyeceğim. Arkadaşlar ben susadım. Belki 10 çeşit var mı onun içinde bir karşı var abi. Ama çözemiyoruz tabii ki de. Küçük bir kavanozla geldi. Kavanoz İçinde ne varsa artık o kavanozun. Sır küpü abi. Arkadaşlar ne varsa bunda var. Hero Baby'nin içine koymuş kavanozun içine. Evet abi şuna bakar mısın? Şuraya bak ya. Anam. Bundan vereceğim size.
Hadi abi bakalım, oturalım da bir artık abi başlayalım ya. Hemen gelen oldu lan. Bir araba daha gelmiş senin Semikil'in kaptığı yere. Biberleri götürmüş usta. Acı çıkma dedim ya aslında. Çıkmadı abi, salıca. Acıya benzeyen tipler yok. Arkadaşlar balık salımı yapıyoruz. Ondan sonra yürüye gelir, burada evet. Salımı yaparız. Arkadaşlar balık salımını yapıyoruz. Bir 2 kiloluk bir de 4 kiloluk balığımız var. Ama daha fazla içinde durup da birbirlerine zarar vermesinler diye şimdiden salalım dedik. İnşallah yenileri gelir, daha irileri gelir. İnşallah, inşallah. Onları da salarız. Bu benim aldığım 2 kiloluk güzel balık arkadaşlar. Ait olduğu yere gönderiyor muyuz? Yaksın evet. Arkadaşımız. Allah. Evet. Bir an önce gitmek istiyor. Bir an önce gitmek istiyor. Tutamıyorum. Gitmedi. Evet. Şu babayı da salalım. Yaksın arkadaşım. Sen ne gel? Evet arkadaşlar, bu balığımız da 4 kilo 70 gram. 70 gram. Dün geceden beri karp sakımızda tutuyoruz. Zaten söylemiştik de yarın salımını falan yapacağız diye. Sürdürülebilir bir avcılıkta arkadaşlar. Biz ait olduğu yere iade edeceğiz. Umarım daha büyükleri bize gelir. Şimdi Zülfikar abi seni de şöyle alayım. Sen de buyur abi, gel. Ben aldım abi. Sen de abi. Güzel bir balık arkadaşlar. Mehmet abimin oltasına gelmişti dün akşam. Tabii baş kepçeci olarak ben kepçelemiştim. Salımını yapacağız. Daha fazla bekletmenin bir anlamı yok. Bir de ben fotoğraf çekermişsiniz bana. Yardım şu anda. Yasin arkadaşımın. Allah. 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 Dört tane s**k. 4-0. Dört tane s**k açıldı mı? Kamerada. Şimdi yanına geç abi. Beraber çekeceksin. Afra gaz. Otur abi. Süper. Ne oldu bu lan? Bir şey oldu. Bir şey oldu. Arkadaşlar şimdi salıyoruz. Rastgele. Gelecek nesile. Biz salıyoruz. Arkadaşlar çapaklar topladı gittiler az önce. Yapacak bir şey yok. Herkesle kavga edemiyoruz. Elinize sağlık. Hadi bakalım yeniler gelsin inşallah. Barbaz oltaya diye dolanı giyiyor. O ağacın dibine şöyle atıyor, tamam mı? Kalamayı açıyor abi. Yürüyerek gidiyor oradan. Sala 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 gidiyor Mehmetçinin yanına. Oraya kadar geliyor. He. Geliyor, çakıyor. Bunlar onu diyorlar oltayı. Aradan bir iki saat geçiyor. Bir bakıyorlar birisine şöyle dönmüş. Ağaca konmuş ya, ağaca. Böyle o yüzden dimdik duruyordu. Aynen. Çok böyle ondan yeni çıkmış ağacın ucu. Aha aha. Hadi şuna yavrum, bastı. Hadi yavrum çekme yaparken. Bas şuna. Bir alıyor. Bir tane poşet takılmış. Tamam mı? Bir kere titretti bıraktı ya. Ah ah keşke ah. Şöyle bir olta yatsa değil mi?
secdeye varsa şöyle eğilse. Sen varmıyor ya. Hiç olmazsa oltan bari varsa secdeye. Ya sen kısa da feda olsun değil mi? Kırılsın, kırılsın ya. Kırılsın abi, önemli değil. Oltayı yeter ki eğilsin. Nasıl abi? Görüyorsun işte, yemler bile ellemiyorum. Yani biz bunlara daha ne verelim arkadaş? Tavuk verdim, yemediler. Balık saldım, yemediler. Boli atıyoruz, yemiyorlar. Boncuk atıyoruz, yemiyorlar. Kuru mısır attık, yemediler. Solucan deneyecektim, solucan bulamadım. Bugün tırt ya. Bugün hiç hareket olmadı. 3-5 parça 150 gramlık balık tuttuk, hepsi o. Aynen. Onlar da ne hikmetse takılıyorlar, 10 dakika sonra gidiyoruz, ölüyorlar. Bugün hiç hareket olmadı arkadaşlar. Böyle 3-5 parça 150 gramlık küçük sazanlar takıldı oltalarımıza. Onun haricinde maalesef bir hareketlilik olmadı. Direkt at abi. Onu at, çekme bir daha. Öbürler dursun. Yazık. Bir şekilde şuraya da bozulma yok. Boşu boşuna attığın yerden kaydırma. Yeniden at abi, dursun. Öylece duruyor yemler. Boliyi bile elleyen olmamış abi. Dağılmamış. Boliler kaba dağılacak duruyor da. Kahçık ağzılar. Bak bugün hiç arada bak böyle bir dokunmadı da. Dokunmalı hiç doğru bir çalışmadı abi. Bugün hiç yapmadı ya. Bugün en kötü gün. Yani senin bolilere veriyorlardı ormanın gözüne. 95 gramlık balık bile çıktı, boli yüklü. Bugün yok bence. Bugün yok. İnşallah. En azından akşam olsun. Ya da gece yapsın yani. Aa, bastı. Giderken rastgele arkadaşlar, ben olmasaydı sizin balıklar kimse kepçeleyemezdi. Evet. Tabi tabi. Hakkını ödeyemeyiz balık, abi. Büyük balık vurursa travma etmeyin, gelir kepçelerim yakın. Tamam. Ah, hemen şurada. Kapat. Selamünaleyküm. Zülfikar abi yarın iş var. Gidiyor arkadaşlar. Biz Mehmet abiyle kampımıza devam evet, ediyoruz. Misafirimizi uğurladık. Misafirimizi uğurladık. Metmaize 4 kilogram hangi kombine vurdu? Çilek sarımsak. Çilek oyla. Sarımsak arkadaşlar. Ömer Bey davalar, benim selamı unutma Yasin abi. Aleyküm selam. Çilek sarımsak derken arkadaşlar çiftli boylu. Hem çilek hem sarımsak. İkili boylu taktık. Evet, yani duble boylu. Bir boylu de sarımsak çilek değil arkadaşlar. Doğa ve av sporları Balıkesir Serkan Solak. Abi kardeşimin düğünündeyim, bildirim geldi. Hafiften açıp selam vereyim dedim, eğlenceli. Hayırlı olsun. Allah mutlu evet. Mesut etsin inşallah. Gençlere bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Murat Dağlar iyi akşamlar. İyi akşamlar. Serkan Solak selamlar, saygılar abim demiş. Çok teşekkürler. Uslanmaz Enes Kütahya'dan selamlar. Rastgele Kütahya'ya selamlar. İzzet Babacı Mehmet abi, bovili yapıp gönderiyor musun? Yapıyorsan sana nasıl ulaşabilir arkadaşlar? Mehmet abi ya, boyli yapmıyor ama her türlü rig takımı, evet. Rig takımının en krallarını yapar. İsterseniz Mehmet abi varsa ya, bir yardımcı mail adresin, bir yani. Facebook adresin, Instagram istersen şey yapalım, arkadaşlara verelim. Orada olur, Yasin arkadaşımdan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben kendim için burada marka vermek istemiyorum ama şöyle bir şeyler var arkadaşlar. Gerçekten bilgisayarımızın da şarjı az. Hani şunu diyorum arkadaşlar, yani... bu işin sonu ne diyorsanız marka söylesem etik olur mu burada yani? Ya marka söylemeyelim de şimdi rig takımında ne var abi? Kanca var. Şimdi ama kancanın 1 lira olanı var.
Yani bir kancanın 40 lira olanı da var. Olanı da var. Siz nasıl bir ring yani takımı istiyorsanız. Ring takımı tabii. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, 15-20 metresi 320 TL olanlar var. Kaplamalı ring takımı genelde pek karışmaz. Daha sağlıklıdır. Yani ben çok üst segment kullanıyorum. Bunlarda da arkadaşlar. Ya şöyle ben hafif bir toparlayayım. Bilgisayar her an kapanabilir. Şimdi bir ipin bile, o ring takımındaki ipin bile 20 metresi 200 lira olan ip de kullanabilirsin. İşte ya fiyatlar değişken. Tabii kancanın bile 1 lirası var, 40 lirası var, neyse. Ama siz nasıl bir ring takımı istiyorsanız, senden şu kanca olsun, böyle bir ip olsun, abi şöyle takımlar olsun derseniz kalite de değişiyor tabii, fiyat da değişebilir. Evet. Mehmet abiyle iletişime geçebilirsiniz. O direkt adresinize kargolayabilir. Yardımcı olurum arkadaşlar. Yasin arkadaşımla ulaşabilirsiniz. Yani. Bana yazın, ben de sizi yönlendireyim. Öyle ring takımları istiyorsanız Mehmet abi bağlar. Bana sağ olsun, geçen sene, bu sene dünya hala duruyor. Evet. Ya ben severek yapıyorum arkadaşlar bu işi. Onun için de iyisinden yanayım. Tabii ki de tercih sizlerin yani. Yunus Emre Bölükbaşı, hayırlı akşamlar abi demiş. Yunus'um selamlar, İyi hoş akşamlar. Geldin. İyi akşamlar. Ali Keser, iğneniz keskin olsun. Edirne'den çok selamlar. Edirne'de selamlar. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol, teşekkürler. Mustafa Güzel, 3000 kilometre uzaklıkla rekor bende bugün. Belçika'dan selamlar rastgele beyler. Belçika'ya selamlar. En uzak, evet. Evet, Belçika'ya selamlar. Ne oldu? Ses duydum, öyle kalktı. Böyle bir patlatı oldu. Belçika'ya da selamlar. Belçika'ya selamlar Mustafa abi. Uslanmaz Enes, balık var mı abi? Tamam, son mesaj bu. Yine tekrar cevaplayalım. Yayınımızın başında da söyledik. Bugün geldiğimizin 3. günü. İlk günü ben 2 kiloluk bir balık aldım. 2. günü yani dün Mehmet abi 4 kiloluk bir balık aldı. Bugün tık yok. Var, küçük balıklar var da onları tabii saymıyoruz ama limit üstü balık alamadık maalesef. İbrahim Hocagil, hayırlı akşamlar, rast gelsin bakalım, muhabbetiniz bol olsun Yasin kardeşim demiş. Teşekkürler İbrahim abi. Onlar da geleceklerdi de bu hafta ayarlayamadılar. Normalde birlikte kamp yapacaktık ama inşallah başka zaman İbrahim abi. Yaşar abime, Engin abiye falan da selamlar, ekibe, tüm ekibe iletiversen benim adıma. Sertaç Ertürk, başkan kaçırdık ya demiş. Sertaç'ım inşallah başka zamana artık. Ya bilgisayarın şarjı bitti. En azından bitmese şöyle bir saatlik, bir buçuk saatlik bir sohbet ederiz diyorduk ama paneller elektrik üretmiyor. Çok kapalı bir hava vardı. Güneş görmedi ara ara. Sırf buzdolabını çalıştırdık. O da tüketti. Şu an elektrik yok. Bilgisayarın da bataryası bitmek üzere. Mustafa Toker, 3500 kilometre rekor bende demiş. Doğru. Mustafa Abar tam Moskova'dan yazıyor. O da bizle birlikte kapandı. Yapacak bir şey yok. Yarın da hava bulutlu diyor ama ya güneş biraz çıksa da yine şey oluyor mu? Dün ilk gün saat 5'te bitti enerji. Sabaha karşı 5'te. 9'da 10'da ne zaman güneş çıktı ondan sonra doldurmaya başladı ve buzdolabını çalıştırdık. Dün de öyle oldu. Sabaha karşı 5'te 6 komple bitti. Bugün daha erken bitti. Çünkü hep hava böyle güneşsizdi. Yani şöyle full güneşli olsa. Ben şimdi senin telefonu şeyini biliyor musun? Bağlanabilir miyiz benim telefonla? Nereye? Senin telefona bağlanabilir miyim ben? Tabii tabii bağlan. Ya oradan bir şeyler, şarkı dinleriz. Tabii canım. Kayıt almamak şartıyla, olur mu? Yok, kayıt almayız ya. Sıkıntı yok. Ya fark etmez. Koy şuraya. YouTube'dan bir şeyler de izleriz. Şu an internetimiz var. Yasin, ben arasam seni ne diye bulacağız biz? Kampçılık ve balıkçılık diye çıkar abi. Wi-Fi'ni aç. Açtım. Zaten de reklamı görür. O yeşil olanı dıngırdatıyor abi. Yasin. Bak, geri sallıyor. Şimdi ya büyük ihtimalle küçük balık ama en azından bak hiç bu hareket yoktu bugün değil mi? Hı hı. Bak bugün bu hareket hiç yoktu. Yarın ya büyük ihtimalle yemin etrafında bu. Geziniyor. Niye yutamıyor bunu? Hı hı. Şu yeşil olana vuruş aldık arkadaşlar. İki defa üst üste düt düt yaptı ama şöyle bir alıp götürse süper olacak. İnşallah. İki çektirdi bıraktı ya. Şu an hafif şey var. Şu yeşil dediğim de bu arkadaşlar. İkidir üst üste çektirdi ama
Hah, bak yine çektir yapıştan. Tırr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 
Dur bakalım. Etrafında dolanıyor şu anda. Evet, yemin etrafında o. Çünkü az önce de aynı şeyi yoldu. Hı hı. Neyse, bir gidelim bakalım. Öttürürse koşturuz. Geliriz geri. Benim bunlarda da bir numara yok. Yasin arkadaşım, bazen takipçilerim diyor ya, şu Wi-Fi'de yaptığın direği bir göster bak, telefonun nerelerde? Telefon gökyüzünde. Evet arkadaşlar, şu an Yasin arkadaşımız bu sistemi yaparak sizlere bazen bağlanabiliyor. Evet. Yapmış olduğumuz canlı yayında da anca böyle sizlere ulaşabildik, bilginiz olsun. Başka türlü çekme internet ya. Hadi bakalım, inşallah devamı gelir. Balık bol yiyemiyor ama biz güzel fıstık yiyoruz bak. Arkadaşlar saat 12 oldu. İlk iki gün iyiydi, güzeldi. Güzel balıklar aldık. Sürekli bir aksiyon vardı, bir heyecan vardı. Bugün üçüncü günü, kamptaki üçüncü günümüz. Ama bugün maalesef hiç aradığımızı, umduğumuzu bulamadık. Oltalar hep böyle sessiz. Arada böyle küçük vuruşlar oluyor. Küçük balıklar da aldık, almadık değil ama umduğumuzu bulamadık. Bugün böyle biraz kısır geçti. Evet. Çok sessizdi. Bugün çok sessizdi maalesef böyle. Biraz da rüzgarlıydı, hava da kapalıydı. Balık yapmadı bugün ama bakalım, inşallah belki gece yapar, belki yarın yapar. Yine umutla bekleyeceğiz tabii ki. Ama bugünü bu şekilde bitirdik arkadaşlar. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Takipte kalın. İyi geceler. İyi geceler arkadaşlar. Çekici aracıyla gelin almaya gittiler. Çekici konvoy renkli görüntüler yaşattı. Konvoyu görenler o anları ilgiyle izleyerek cep telefonlarıyla kaydetti. Genelde görüyorum çevremde. Kamera yapalım var, tır yapalım var, otomobil yapalım var ama... Bir de arkaya yazı yazacaktı, bizi çekemediler. Ya, aynen, hep çekicilerin arkasında öyle yazılar oluyor ya. Beni herkes çekemez gibi falan. Zeliha ve Osman çiftliği düğünlerinde çekici aracını gelin arabası yapınca ilgi odağı oldu.